Alken adlandırmasıyla ilgili ÖSYM tarzı sorulardayız. Şimdi bu sorulara tek tek bir bakalım. Ne tarz sorular geliyor karşımıza. Birinci soruda etilen bileşiğiyle ilgili hangileri doğrudur denilmiş. Etilen bileşiğinin kapalı formülü biliyorsun şöyle bir yapı ve kapalı formülü C2H4 ve alkenlerin en basit üyesi. Karbon atomları SP2 bütleşmesi yapmıştır. İki tane karbon atomu var zaten. Hidrojen karbon bağları arasındaki açının 120 derece olmasını bekliyorum. Çünkü yapımız aslında AX3 yapısı şeklinde. Doğru cevabımız E seçeneği olur. X bir siklopentan yapısı, Y ise bir 5 karbonlu alken yapısı. Kapalı formülleri bunların aynı. İkisi de bir ikisinde kapalı formülü CnH2n olacaktır. Her iki bileşikte de SP2 bileşmesi yapmış karbon atomu bulunur ifadesi yanlış. X siklopentan yapısı olduğu için doymuştur ve hepsi SP3 bileşmesi yapar. Her iki bileşikte de karbon atomlarının kütlece yüzey bileşimleri aynıdır. Çünkü kapalı formülleri aynıdır. Yarı yarıyadır. %50'si karbon, %50'si diyelim. %33.3'ü molce karbon atomudur. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olur. Etilen bileşindeki iki hidrojen atomunun yerine metil, bir hidrojen atomunun yerine etil grubu bağlanırsa. Şimdi biliyorsun etilende 4 tane hidrojen atomu var şu şekilde. İki hidrojen atomu yerine etilen grubu metil grubu bağlıyorum. Yani şuraya bir metil, şuraya da bir metil grubu bağlayayım. Bir tane de etil bağlıyorum. Sonuçta bir tane hidrojen duracak yerinde. Tamam dursun. Şimdi adı ne oldu bunun? Şöyle bir zincir yaparsak 1, 2, 3, 4 ve 5 olur. Üçüncü karbonda bir metil dallanması. İkinci karbonda ise bir çifte bağ olduğu için 3 metil 2 penten yapısı olacaktır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Bileşinin bir tane molekülünde bulunan toplam karbon atomu sayısı hangisidir denilmiş. Karbonları sayacağız burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane karbon atomumuz var. Yani kolay bir soru. Direkt karbonları sayıyoruz. Şurada 2 tane karbon olduğunu unutma. Geri kalanlarını birer birer sayıyorsun. Doğru cevap 9 olur. Bileşiği adlandırılırken sırasıyla etil, metil ve brom adlarının bağlandığı karbon atomları hangi numarayı alırlar? Bir defa burada hem çift bağ hem de grup olduğu için biz buraya 1 numarasını vereceğiz. Dolayısıyla şuraya 1 diyeceğim. Burası 2 olacak mecburen çift bağ olduğu için. 3, 4 ve 5 diyeceğim. Dolayısıyla etil 1 numarayı alacak. 1 numaralı karbonu. Metil 3 numarayı aldı. Gördüğün gibi bromo da 5 numarayı alacak. Doğru cevap C seçeneği olacak. 2, 2, 5, 5 tetrametil hegze 3N bileşiğinin formülü hangisidir denilmiş. Şimdi şöyle düşün. 6 tane karbon var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbonda 3. karbonda bir çift bağ var. Şuraya bir çift bağ çizdik. 2. karbonda 2 tane metil grubunu bağlıyorum. 5. karbona da 2, 3, 4 ve 5. karbona da 2 tane metil grubunu bağlıyorum. Şimdi ben bu yapıyı kapattığımda CH3 ile başlayacağım. CH'a 2 tane metil grubu bağlı olacak. Dolayısıyla aslında veya şöyle düşün, şuradaki karbon atomunda dikkat edersen 1, 2, 3 tane CH3 var. Yani yapıyı şöyle kapattığımda CH3'ten 3 tane ve bu karbon atomuna bağlı diyeceğim. Sonra buna bir karbon atomu bağlı ve şurada 3 bağ yaptığı için şuralarda birer tane hidrojen olacak. Dolayısıyla buraya bir CH diyeceğim. Çift bağı yerini göstereceğim. CH diyeceğim. Sonra şuradaki karbon atomuna yine 3 tane metil grubu bağlı. CH3 diyeceğim 3 tane. Şimdi bu benim gösterdiğim gösterim şekli A şeklinin A şıkkında var. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneği olur. Yukarıda verilen organik bileşiklerden hangilerinin sistematik adı doğru verilmiştir? Bakalım sistematik ad bulacaksak çift bağın olduğu yere öncelik veriyorum. Şurası 1, 2, 3, 4 ve 5 diyeceğim. Dolayısıyla 3. ve 4. karbonlarda klor, 4. karbonda metil var. 3 4'lük kloro diyeceğiz. Doğru. 4'te metil var. 4 metil. 1 2'de de N olacak. Dolayısıyla pent 2N ya da 2 penten doğru bir cevap, doğru bir adlandırma olacak. İkincisine bakalım. İkincisi için şuraya 1 2 3 yukarıya çıkıyorum daha uzun. 4 şöyle 4 ve 5 dersek burada ikinci karbonda bir metil, üçüncü karbonda da metil var. 2 3 dimetil, birinci karbonda çift bağ var. 2 3 dimetil,
Bir penten yapısı doğru bir adlandırma olmuş. Üçüncüsüne bakalım. Şuraya 1, 2, 3, 4 ve 5 dersek üçüncü karbonla metil olacak. 3 metil siklopenten olması lazım. Burada 2 metil denilmiş. 2 metil olması mümkün değil. İfade hatalı. Hangileri doğru verilmiştir dediğine göre 1, 2 doğru olduğu için doğru cevap C seçeneği olur. Aşağıda verilen organik bileşiklerin adlandırmalarından hangisi yanlıştır denilmiş. Şimdi burada adlandırmaya bakacak olursak öncelikle şu çift bağların olduğu yerlere bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonlu yapı görüyorum şurada. Ve ikinci karbonda, üçüncü karbonda etiller var. 2, 3 dietil, 1, 3 hexadien doğru bir adlandırma olmuş. B şıkkına bakalım. B şıkkında şurada izopropil var ama 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersek şöyle indiğimizde yine 6 karbonlu yapıyı görüyorum. Buradan inersem daha fazla dal olacağı için şu şekilde aşağı doğru iniyorum. Dolayısıyla şurada metilim var. Şurada etil var. Bunun doğru adlandırması 1, 2, 3, 4, 5, 6 dersek 4'te etil, 5'te metil var. 4 etil, 5 metil, 1, 3 hexadien olmalıdır. İfade hatalı olmuş. C şıkkına bakacak olursak uzun zincirim şurası. Dikkat edersen 2 karbonlu yapı. Dolayısıyla şuradan gelirsek daha iyi olacak. 1, 2, 3 dersek ikinci karbonda brom var. 5 karbonlu yapı. 3. karbonda ne metil var? 2 bromo, 3 metil, 2 penten. Doğru bir adlandırma olmuş. D şıkkına dikkat edersen şu grup hatırlarsan vinil grubuydu ya da etenil grubu. O yüzden biz buna vinil diyebiliriz. Vinil siklobütan doğru bir adlandırma olmuş. E seçeneğinde de şöyle 1, 2, 3 dersek 3, 3 karbon burada var. 6, 1 daha 7. Uzun zincirim şöyle gidiyor. 7 karbonlu yapı ve 3. karbonda bir etil var. 3 etil, 1 hepten doğru bir adlandırma olmuş. Doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Evet, ÖSYM tarzı sorularımızda biraz standart soruların daha böyle gelişmiş haliydi. Daha fazla adlandırma pratiği yaptık bu testte. Şimdi 6. konu pekiştirme testimizde şöyle öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Benim senden bir ricam var. Konu pekiştirme testinin videosunu izlemeden önce sen bir çöz. Kendi zihninde bir konuyu toparla. Eksik bir yerin kalmasını istemiyorum çünkü. Daha sonra konu pekiştirme testinde zaten ben sana gereken yerleri anlatıyor olacağım. Konu pekiştirme alt testinde görüşürüz.